İlçemizde bu yıl elma hasadı altın çağını yaşarken fiyatların düşük olması üreticiyi üzdü. Ama bunda çalıyorlar işte. Adam bir ay bunlardan nöbet tutuyor bunları. Allah Allah. Çok çalıyorlar. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik Akıncılar Mahallesi muhtarıyla birlikte elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik rekoltenin yüksek olduğunu, bu yılda fiyatların düşük olması üretici üzdüğünü söyledi. Bugün Akıncılar köyündeyiz. Bildiğiniz gibi yıl boyunca ürünlerin ne gölde yetiştirmiş olduğumuz ürünlerin değerlendirmesini yaparız biliyorsunuz. Daha önceden yapmış olduğumuz ürünlerde bu sene bir patatesin para yapmadığı ve çiftçilerin çok o konuda zarar ettiğini söylemiştik. Bu sene de ilk defa böyle son yıllarda ilk defa bu derecede yaşadığımız bir durum. Elma piyasası çok kötü. 500-600 kuruş arasında gidiyor. Bugün işte gördüğünüz şu elma bir ay sonra hasat olacak. En geç hasat olan bir elma. Pitley denilen bir elma. Ne kadar da güzel görüyorsunuz. Bunun daha henüz piyasası oturmuş değil. Bir ay sonra belli olur ama İnegöl'de 30 bin dekara yakın elma üretimimiz var. Elma üretimi bu sene hakikaten sıkıntılı bir durumda. Hani şimdi burada geçen gün fuarda da söylemiştim. Tarım AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ nasıl Siyah İncir'de bir pazarla ilgili bir proje üretti. Daha sonrasında Yenişehir biberiyle de ilgili üretmiş olduğu projeden, o modelden aynısını bizim elma üreticilerine yapmasını isteriz. Çünkü az değil bu yani 30 bin dekar civarındaki elma. Şu anda soğuk hava depoları elma dolu durumda. Zor şartlarda biliyorsunuz üretim yapıyoruz. Zor şartlarda çiftçilerimiz hayatlarını sürdürüyorlar. Her sektörde de aynı sıkıntılar olabilir ama bizim sektörümüz biliyorsunuz üstü açık fabrika olduğu için bu anlamda bizim de böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Başkanım, rekoltede sıkıntı yok anladığımız kadarıyla. Fiyat Yok. konusunda bir Tabii sıkıntı var. rekoltede sıkıntı yok. Hatta çok güzel rekoltemiz var elmada. Fiyatta sıkıntı var. Örneğin şimdi yan tarafta kamyon sarılıyor. Derece armutu 1700 lira civarında gidiyor yani. Güzel fiyatlar bunlar. Tonaj yapıyor. Sadece ne elmada sıkıntımız var bizim bu sene. Patatesten sonra elma ile böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Akıncılar Mahalle Muhtarı Hayrettin Akın'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu elma işimiz biraz köylü olarak, çiftçi olarak biraz sorunumuz var. 200 seneden beri bu elmamızda bir düşüşümüz var. 1000 liradan yukarıya bir şey satamıyoruz köylü olarak. Aldığımız gübre olsun, mazot olsun hepsi pahalı. Sattığımız hepsi ucuz. Nasıl bu çiftçi bu işin içinden çıkacak? Ben onu anlamıyorum. Yani buna artık bir çözüm nasıl üretilir, nasıl olur ama köylümüzün hali hiç de iyiye gitmiyor. Buna artık yetkililer nasıl bir çözüm bulur? Hiç Tarım Bakanımız nasıl düşünür onu da bilemiyorum ama köylümüzün hali perişan, ilgililere duyulur.